Kanal D'nin reyting rekortmeni Emmy ödüllü dizisi Yargı, görkemli bir geceyle ekranlara veda etti. Yargı veda gecesinde dizi ekibi hem hüzünlendi hem de eğlendi. Dizinin oyuncuları sahneye çıkıp hem duygularını dile getirdi hem de şarkı söyledi. O anlarda duygulanıp gözyaşlarını tutamayan Pınar Deniz, geceye damga vuran isimlerin başında geldi. Dizinin 95. final bölümü Cicero'nun "Her şey bitmek için başlar" sözüyle açıldı. Senarist Sema Ergenekon final bölümünü de es geçmedi. İzleyicileri ters köşe yapan Ergenekon, keşke demeden yola devam etmenin neleri değiştirdiğine vurgu yaparak Ceylin ve Ilgaz'ı bambaşka bir tanışma hikayesiyle finalde izleyicinin karşısına çıkardı. Gecenin en büyük sürprizi buydu ama başka sürprizler de çok konuşuldu. Pınar Deniz final şarkısını sahnede söyledi ve gayet de başarılıydı. Diziye şarkısıyla damga vuran Can Ozan, Toprak Yağmur'a şarkısını seslendirdi. Savcı Ilgaz, Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz'i sahneye davet ederken partnerini öve öve bitiremedi. Başarılı, yetenekli, merhametli, güzel dedi. Belki de geceyi de, diziyi de en iyi anlatan cümlelerdi. Peki Yargı'nın karakterleri nasıl veda etti? Ilgaz ve Ceylin mutlu sona kavuştu. Eren komiser amir oldu. Elif ve Mercan aynı sınıfta eğitimlerine devam etti. Aylin, Gül ve Leçin güzellik salonu açtı. Osman, taksiciliğe devam etti. İclal, Efe ve Tuğçe cinsel suçluları bulmak için bir proje başlattı. Parla, uluslararası hukuk eğitimi için Paris'e gitti. Çınar, işletme bölümünü kazandı. Defne ile aynı okulda eğitim aldı. Yekta ise ikinci kitabını yazdı. Ceylin, Yekta'dan hukuk bürosunu devraldı. Ilgaz ise başsavcı oldu. Ve son olarak Ceylin ve Ilgaz, üçüncü çocuklarını kucağına alarak izleyicilere veda ettiler.